Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tam kıvamında karnabahar turşusu yapacağız. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Turşumuzu başlamadan önce sebzelerimi doğramadan önce suyumu kaynattım. Turşu suyumu muhakkak kaynatırım. Ben iki tane iki litrelik şişe yapacağım için bir şişemi tamamen dolduruyorum. 3 parmak eksik olacak şekilde suyu soğuması için tuzunu ekledikten sonra kenara alacağım. Ondan sonra turşumu yapmaya başlayacağım. 3 tepeleme yemek kaşığı kaya tuzu yeterli geliyor. Çok fazla tuzlu e, olsun istemiyorum. Bu tuz tam kıvamında. Zaten tuz eridikten sonra tadına bakabilirsiniz. Çok güzel, e, tam oranlı bir ölçüdür bu. iyice karıştırıyorum. Tuz eridikten sonra kenara alacağım. Soğuduktan sonra turşumda kullanacağım bu suyu. Hemen e, bu suyu hazırladıktan sonra ikinci yaptığım işlem her turşumda sarımsaklarımı ıslatmaktır. iki baş sarımsak ıslattım. Sıcak suyla ıslatmanızda bir sakınca yok. Zaten 10 dakika ya da 15 dakika sonra soyulacak kıvama geliyor. Bir büyük karnabaharım var benim. Bu karnabaharı böyle istediğiniz boyutta yapraklarından koparıp çiçeklerinden koparıp bir kaba alıyoruz. İstediğiniz büyüklükte daha iri de alabilirsiniz. Daha ufak da alabilirsiniz. Çok iri kalırsa şişenizde çok fazla yer kaplar. Daha ufak da kullanabilirsiniz. Turşumuz kesinlikle erimeyecek zaten. karnabaharımın geniş bir leğene aldım. Çünkü üzerine bir miktar sirke dökeceğim. Yani bir tatlı kaşığı kadar sirke dökeceğim. Bol su ekleyip bol su da ovalayarak yıkayacağım ama ilk önce bir 10-15 dakika bekleyip bakterilerin çıkmasını sağlayacağım. Sonrasında güzelce yıkadıktan sonra süzüp Havuçlarımı dilimlemeye başlayacağım arkadaşlar. Muhakkak sirkeli suda bekletin. Çünkü sebzeler e, baya bir yol kat ettikten sonra bize geliyor. Bakteri yuvası oluyor ve turşunun da çok hijyenik olması gerekiyor. Havuçlarınızı isterseniz boyuna, isterseniz ikiye bölerek, isterseniz benim gibi böyle dilimleyerek hazırlayabilirsiniz. Dekoratif olmasını istiyorsanız bu, bu tarz kesiciler de var. Düz de doğrayabilirsiniz. Turşumun zeminine sarımsak atarak başlıyorum. Sarımsaklarımı birkaç parçaya bölüyorum büyük olanları. Ve el yordamıyla atıyorum. Böyle e, geliş güzel bir, birden doldurmuyorum karnabaharları. Karnabaharlar e, hacimli ve sert sebzeler olduğu için üstüne bastırdığınızda hem kırılır hem de ezilirler. O yüzden elinizi da, daha düzgün bir şekilde koyarsanız daha fazla alacaktır şişeniz. Tam ortasına yine sarımsak ekleyeceğim. Kenarlarına dekoratif tutun. Hoş gözüksün diye kenarlarına koyuyorum havuçlarımı. Görselliği de seviyorum çünkü turşu şeylerinde. Eğer turşularınızda biberle gergi yaparsanız ki ben e, kürdanlarla büyük çöp şişlerle de gergi yapıyorum. Hem turşunuz yukarı çıkmaz hem acı seviyorsanız acı biber koyarak acı tadını da e, en üstte koymanız e, verecektir turşunuza. Yukarıdan aşağı doğru zaten fermente aşamasında güzel bir şekilde acılığını yayıyor. Turşumuzun her yerine geliyor. Yani ortalarına ya da en altına biber atma zorakiyeti yok. Bu şekilde de aroması çok güzel yayılıyor. Turşunun en önemli ayrıntısı aslında çok kolaydır. Çok kolay bir kışlık hazırlıktır. Ama sirkesi, tuzu, e, suyu. Bunlar çok önemli bir orandır. Eğer bunlar düzgün olmazsa lezzetli olmaz. Ve bana çok sıkça sorulan sorular bunlar. O yüzden açıklamalar bölümünü muhakkak kontrol edin. 5 litrelik, 2 litrelik, 10 litrelik yapacaklarınız için tek tek ölçü vereceğim. Yorumlarda da istediğiniz kadar soru sorabilirsiniz. Aklınızda takılan ne varsa hepsine tek tek cevap veriyorum arkadaşlar. Evet, bu şişemi de kırmızı biberle gelge yaptım. Suyumu e, soğuduğu için bir sürahiye, bakır bir sürahiye aldım. İçerisine bir e, çay bardağı büyük, 125 mililitrelik çay bardaklarıyla üzüm sirkesi ekledim. Herhangi bir sirkede kullanabilirsiniz. Bir çay kaşığı, en üstüne limon tuzu atıyorum. Bir çay kaşığı kafi. Daha ekşi seviyorsanız biraz daha e, fazlalaştırabilirsiniz. Ya da bir limon, tam bir limon sıkabilirsiniz. Limon tuzu sertliğini, böyle kıtır kıtır oluşumu sağlar. O turşudaki kıtır kıtırlığı veren limon tuzudur esasında. Ve suyumu iki şişeme bölüştürüyorum. Tam böyle sebzelerimizi kaplayacak kadar su doldurmamız gerekiyor. Sebzelerimizin kesinlikle açıkta kalmaması gerekiyor. Açıkta kalan yerler çiçeklenme yapar. Kef yapar. Kef de küfe dönüşür. Yani turşunuz küflendikten sonra artık yenilmez. Limon tuzunuzu eklerken bir çay kaşığı da şeker atabilirsiniz. Fermenteyi hızlandırır ve turşunuz daha lezzetli, daha berrak olur. Yani çok güzel bir şekilde turşunuz dönüyor. Böyle patlıya patlıya, balonlaşa balonlaşa çok güzel bir şekilde dönüyor turşunuz. Ben şekerle yaptığım turşulardan daha çok memnun kaldım. Bunu da belirtmek istedim ben. Sonradan aklıma geldiği için sonra ekledim. Ufaklığım durmadığı için muhakkak siz limon tuzuyla birlikte koyarsanız zaten sonradan da koysanız bir sıkıntı yok. Suyu böyle biraz sallarsanız ağzını kapattıktan sonra o şeker her yere yayılacaktır. Ben bu şekilde üstüne koyup salladım şişelerimi. Altı doğru zaten turşumuz dönerken şekerimiz de tamamen suyuna karışmış oluyor. Evet arkadaşlar turşularımı kurdum. Ben turşuları kurduktan sonra üzerine buzdolabı poşetiyle kapak yapıp paket lastiği ile sabitliyorum. Bu şekilde bakteri ve tozların içine girmesini engelliyorum ve suyunun taşmasını da engelliyorum. Suyu taşıp eksen, eksilmiyor. Daha sonrasında iki hafta sonra falan kapağını kapatıyorum. Ama bu şekilde yine gözletim altında bekletiyorum turşularımı kef yapmasın diye. Umarım sizler için de faydalı bilgiler olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.